Bu her akşam avanını yani yardımcılarını toplar. Toplantı yapmak için. Onlara sorar. Ne yaptınız? Karda mıyız, zararda mıyız? Yani işler açık mı, kapalı mı? Şimdi şeytan soruyor ki ne yaptınız? Birisi kalkıyor diyor ben bir mühim iş yaptım. Ne yaptım? Birine içki içirttim. O da onun kibrini kırıyor. Çok mühim değil, otur aşağı. O da zannetti ki bana madalya takacak. Öbürü efendim ben bir iş yaptım. Ne yaptım? Birine zinaya düşürdüm. Öbürü birine faiz yedirdim. Yalan dedirdim. Olabilir, olabilir. Tamam, tamam. Bir de topal şeytan, o da tevazu yapıyor. Diyor ki ben de diyor ayağım yürümüyor, bir yere gidemiyorum, pek de bir iş de yapamadım. Ya ne yaptın canım söyle. Ne yapayım? Bir çocuk diyor Elif Bağ Kur'an elinde okumaya giderken yolda onu oynattım, oyalattım, Kur'an'dan geri bıraktım. O zaman baş iblis diyor ki en büyük işi sen yapmışsın ya, gel yanımda yerim var diyor. İşte şimdi gördün bakalım. En büyük fitne fesat, şeytanı bile sollayan hareket nedir? Hazreti Kur'an'a, çoluk çocuğun Kur'an okumasına ve Kur'an'la yetişmesine engel olmaktır. Evvelce işleri kapalıydı, şimdi çok açıldı. Sahabe zamanında akşama kadar uğraşıyorlardı bir adama günah işletme, akşam toplaşıyorlardı. Diyorlardı ki bir sifta edemedik. Çünkü sahabe günah yaptıramıyor ki. Şimdi sorsa işler nasıl? Millet seri imalat günah işleme fabrikası gibi çalışıyor. Ta artık şeytanı da sollamış zaten. Minel cinneti ven nas. Cin şeytanları, insan şeytanları, insan şeyatıynul cins, eşeddüm şeyatıynul cin, insan şeytanları cin şeytanlarından da şiddetli. Onun için şeytana iş de kalmamış. En büyük fitne fesat çıkartmak, Kur'an'a engel olmak. En büyük şeytanlık. Düşünün, şeytan aleyhillâne yani baş iblis Adem babamıza secde etmeyen babalarıdır o. Onun zürriyeti var. Hepsi onun zürriyeti. Nasıl Adem babamız insanların babasıdır. Onların da bütün şeytanların babası baş iblis Adem aleyhisselama secde etmeyendir.